Türkiye'de IŞİD'lilerle ilgili nasıl bir gerçek durum var? Bütün bunları değerli araştırmacı, gazeteci, meslektaşım Masum Gök'le konuşacağım. onhaber.net'ten Masum'cum hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba canım. Biraz dik dursana, bir de seni çok karanlıkta görüyoruz. Şöyle kendini bir... Şık mı? Şöyle nasıl? Biraz daha indirirsen, ha, cep telefonuyla bağlanıyorsun. Yok herhalde. Yok. Bilgisayardan bağlıyor mu? Süper. Bir tık daha indirsene başarabiliyorsan. Sen geriye kalkıldığında çünkü seni kaybediyoruz. Tamam. Şöyle. Tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Masum'cum. Masum, bugün onhaber.net'te Türkiye'deki IŞİD varlığıyla ilgili özel bir haber, bir dosya yayınladın. O dosyada geçmiş aylarda kilise saldırısı diye kayıtlara geçen Sarıyer'deki kilise saldırısını gerçekleştiren IŞİD'çilerle onların bağlantılarını ve onların Meksika'ya gönderdiği Türkiye'deki IŞİD varlığını anlatıyorsun. Şimdi ekrana getirecek arkadaşlarım şöyle. Bir dakika. Evet, bu. IŞİD şüphelisi, yani bu Sarıyer'deki kilise katliamını gerçekleştiren IŞİD şüphelisi meğer ABD'ye geçmeleri için 50'ye yakın kişiyi de Meksika'ya göndermiş. Herhalde bunlar ifadeler diye düşünüyorum. Önce evet, bir bu bağlantıyı anlatmanı rica edeceğim senden. Arkasından da Rusya'yı soracağım. Şimdi şöyle, bu Muhammed Takiyev Çeçen asıllı, 1998 doğumlu bir kişi. Almanya'da da yaşıyor, Belçika'da da yaşıyor. Daha sonra işte Çeçenistan'a gidiyor, sonra Türkiye'ye geliyor. Kendi ifadesine göre Ukrayna-Rusya savaşından sonra askere gitmemek için Türkiye'ye geldim diyor. Ve kendi ifadesine göre Türkiye'de bu bilet, acenta işleriyle ilgileniyor. Ve bu kişi diyor ki ifadesinde, 50'ye yakın kişiyi ben diyor Moskova'ya, Meksika'ya götürdüm. Onlar diyor oradan diyor Amerika'ya geçeceklerdi diyor. Ama tabii ki ifadesinde şu da yok. Bunlar IŞİD'li ya da kendisi IŞİD'li olduğunu kabul etmiyor. Ama hayat tarzına, yaşam tarzına baktığımız zaman, bulunduğu ilişkilere de baktığımız zaman IŞİD'li olma olasılığı yüksek. Bu kişi daha önce Ağustos ayında Meksika sınırına IŞİD'li taşıyacakları iddiasıyla ve Türkiye'de Belgrad ve Silivri'de kamp arayışları içerisinde olduğuna yönelik bir istihbarat raporu nedeniyle gözaltına alındılar ve tutuklandılar. İki kişi daha beraber, bir de Mirzoyev diğeri. Sonra Aralık ayında ilk duruşmada bunlar delil yetersizliği nedeniyle tahliye oldular. Sonra bu kişiler. Militan yani bunlar, evet, sonuçta. Evet. Cinayet şüphelisi bunlar yani. Ne? Evet. Bunlar daha sonra Santa Maria saldırısından sonra tekrar tutuklandılar. Ve bunların Türkiye'de oturma izni de yok. Onu da söyleyelim yani. Oturma izinleri de yok. Kaçak olarak duruyorlar, bulunuyorlar ve tutuklanıyorlar. Bu kilise saldırısından sonra. Şöyle bir durum var. Şimdi çok genç bir yaşta biri. Aslında 98 doğumlu. İki defa evlenmiş. İki evliliği de imam nikahlı. Resmi evlilikte değil. Bu evliliklerinden çocukları var. Ve şunu da söylüyor, ben diyor bunu diyor gelir kapısı haline getirdim diyor, işte diyor buradan para kazanmaya başladım diyor. Hatta bazısı ilk gönderdiği IŞİD'li kişi Çeçen, şu anda Amerika'da kuryelik ve inşaat işiyle uğraşıyor diyor bu kişi. Şimdi bunlar kime bağlı? Horasan Vilayeti dediğimiz örgüte bağlı, yapıya bağlı, IŞİD'in kolu. IŞİD denen o mu? IŞİD Horasan. Evet, IŞİD Horasan. Ama burada ilginç başka bir şey var. Normalde Türkiye IŞİD terör örgütünün Türkiye'ye bakan kısmı Şam vilayeti. Ne demek o? Şam vilayetinden yani, kasıt ne? Dedi Suriye, Irak ve Türkiye kısmından sorumlu olan yapısı Şam vilayeti dediği yapı. Horasan vilayet dediğimiz yapı daha çok işte Rusya, İran ve Kafkas bölgesi ve Çin bölgesine, Pakistan gibi yerlere bakan bir yapıydı. Ama bunların Horasan vilayetinden oldukları ortaya çıkınca biz şunu anladık. Artık Türkiye kısmıyla da Horasan vilayet dediğimiz yapı ilgileniyor. Böyle bir durum var. Yani Horasan kanadı dediğimiz yapının içerisine Türkiye'de mi dahil edilmiş artık IŞİD yönetimi tarafına? Şu hale bak yani. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü normalde evet, bu Türkiye'deki Şam vilayeti dediğimiz yapı sorumluydu. Emniyetin raporlarında da böyle geçer. Yani Türkiye'den terör örgütünün Şam vilayeti kısmı bakıyordu diye yazar. Şimdi bu Horasan vilayeti dediğimiz örgüt normalde 2014'lerde falan ortaya çıktı ama esas güçlenmesi 2017 yılında oldu.
2017 yılında Suriye'de IŞİD'in kitleselliği kaybolduktan sonra, özellikle Rakka'nın geri alınmasından sonra, oradaki Suriye'deki birçok cihatçı yapı, Çeçen, Özbek, Türkmen, Uygur Türk'ü, bunların bir kısmı Türkiye'ye geldiler, bir kısmı da Afganistan'a bu Horasan vilayet dediğimiz yapının yerine gittiler. Bu Horasan vilayetini oluşturan, örgütün militan kadrosunu oluşturan esas milletler ya da etnik gruplar da şudur çoğunluğu. Çoğunluğu Tacik, ilk sırada Özbek, Afgan ve Uygur Türk'ü ve Çeçenler var. Ama çoğunluğunu dediğim gibi ilk sırada Tacikler oluşturuyor. Ve bu Moskova'daki saldırıyı yapan da Taciklerdi zaten biliyorsunuz. Aynı zamanda bu son Santa Maria Kilisesi saldırısında da Tacikler vardı. Ondan önceki Ağustos ayında işte Dakiyev'in gözaltına sonra tutuklandığı Meksika'ya adam gönderme olayında da yine Tacikler vardı. Yani Taciklerin bu Horasan vilayeti örgütünde çok önemli bir yapı taşı oluşturduklarını bu operasyonlardan ve tutuklamalardan çok net anlıyoruz. Şimdi bu Moskova saldırısıyla Türkiye'deki Sarıyer Kilise saldırısı arasında o zaman bir bağ var ya da en azından gerçekleştiren hücreler arasında bir bağ var. Doğru mu? Yani bunu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Zaten Türkiye'deki güvenlik makamları dediler ki Santa Maria saldırısını Horasan vilayeti örgütü yaptı. Şimdi Rusya. Burada Moskova'da yaşayan arkadaşlarımız var. Şey vardı, Çikoloko vardı. O bugün yok galiba chatte ama başkalarını okudum demin. Umarım atlamadım, yanlış görmedim. Diyorlar ki Moskova'daki bütün televizyonlar sanki teröristler Türkiye üzerinden geçmiş gibi. Çünkü radikalleşmesi diye bir konu konuşuluyor ya bugün haberlerde. Bu terörist İstanbul'daydı. Fotoğraflar paylaşmış. Gönderdiğim fotoğraflar evet, arasında var Alp'cim. Bu işte. Bak bu. Evet. Adam bu. Saldırıyı evet, gerçekleştiren adam bu. İstanbul'a gelmiş, oradan buradan, yok kahvaltı etmiş, yok efendim işte cami fotoğrafı koymuş, fıskiyeli havuz koymuş falan filan. Yani bunları koymuş İstanbul'da, bulunmuş yani anladığım kadarıyla bu adam. Ama buradaki hücre ya da buradaki koğuş mu deniyor, ne deniyor? Buradaki hücre deniyor, karar verdi bu saldırıyı, anlamak mümkün değil. Çünkü olayın şöyle bir boyutu da var bence. Yani Rusya ile Türkiye arasında bir ihtilaf çıkarmaya çalışmak. Türkiye-Rusya ilişkilerini ciddi şekilde bir tartışmalı alana sokmak. Atakan soruyor mesela, Moskova ve Türkiye'de bu saldırının yapılmasının ortak konusu nedir? Tek ortak konusu iki saldırganın da IŞİD'in aynı hücresine mensup olması. Doğru mu? Yani Moskova'daki saldırı Horasan vilayeti diye IŞİD üstlendi ama bir Horasan vilayeti ismi gelmedi. Ama saldırıda yer alan kişiler, eylem tarzına baktığımız zaman büyük bir ihtimal Horasan vilayeti. Ve zaten bu kişiler biliyorsunuz sadece o gelmiyor. 3 kişi Türkiye'ye girip sonra Moskova'ya gidiyorlar. Aynı zamanda şu da var, Moskova basınında yalanlanmadı ama yetkili makamlardan bir açıklama da yapılmadı. Bazı haberler yapıldı. Mesela Moskova'da yapılan bir haber, Rus basında yapılan bir haber ilginç. Türkiye'de çok kişi de bunu atlamadı yani ya da önemsemedim artık bilmiyorum ama İstanbul'da IŞİD'e ait bir kamp Türk ve Rus ortaklığında imha edildi gibi bir haber yapıldı. Yani aslında Moskova'da, Ankara'da yani bu saldırılarda aralarında hani bir çatışma değil de daha da bir işbirliği çıktı aslında baktığımız zaman. Ve bu örgütün ne kadar Türkiye'de yaygınlaştığını şuradan anlıyoruz. Ya adamlar gidip dağ başında kamp falan aramıyorlar. Belgrad Ormanı'nda, Silivri'de çiftlik evi arıyorlar. Ya yani şimdi sen bunları anlatınca dehşete kapılıyorum ama öte yandan da iki gün önce Timur buradaydı. Timur Soykan ve onun kitabı Baron İstilası'nda da öyle evet, baronlar işte vatandaşlık verilmiş. Adam kırmızı bültenle aranıyor. Vatandaşlığı var. Buraya gelmiş. Sigortalı bir işte çalışıyor ya adam, bildiğin yani hani prime ödeniyor vesaire ama bir yandan da Interpol adamı harıl harıl arıyor. Ben size başka bir şey anlatayım mı? Anlat. İlginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi hani bu şey olmayanlar var ya, oturma izni burada kaçak olarak bulunanlar, biliyorsunuz bunları alıyorlar, göç merkezlerine götürüyorlar. Sonra da geri gönderiyorlar yani. Yok, değil mi? Yok öyle değil. Sonra o kişi
dava açıyor. Bir dava süreci var. Bu aylarca sürüyor. Öyle kolay gönderim olmuyor. Mahkeme, bazı mahkemeler red kararı veriyor. Hayır, gönderemezsin diye. Sonra adam Türkiye'de rahat serbest dolaşabiliyor. Şimdi Moskova saldırısından Türkiye'nin bu durumda etkilenecek. Onu da söyleyeyim. Moskova saldırısında biliyorsunuz o saldırganların işkence görmüş fotoğrafları yayınlandı. İşte yumruk atılmış, ağızları yüzleri şişmiş, birinin kulağı sargılıydı. Evet. Şimdi Türkiye'de özellikle Rusya bölgesinde ki cihatçı, Türkiye'de yaşayan bir sürü işte Rusya tarafından arama kararı olan cihatçı var. Şimdi bunlar bunların bu görüntülerden sonra deport edilmesi daha da zorlaşacak. Çünkü Türkiye belli uluslararası insan hakları sözleşmelerine imzalamış bir ülke. Bunlar bu görüntüleri göstererek diyecekler ki Rusya'da işkence var, biz Rusya'ya gönderemezsiniz. Çünkü bazı mesela sahte deepfake videolar ortaya çıktı. Oralarda işte bu insanların işkenceye uğradığı vesaire bunlar paylaşıldı. Bir adamın açıklamaları vardı gene bir deepfake videoda. Ya inanılmaz bir şey Masum ya. Yani bu aslında görüntüler, hani işkence yapmışlar belli, dövmüşler falan da Türkiye'nin bu geri gönderim sürecini de önemli. Ne etkileyebilecek? Evet, evet, evet. Yani bunu bir Rusya tarafından aranan bir cihatçı bunu sunup burada kalabilir. Anladım. Peki Masum Gök, çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de IŞİD varlığını düzenli olarak araştıran bir araştırmacı gazeteci Masum Gök. onhaber.net'te dosyalarını okuyabilirsiniz. Pek yakında belki de başka bir müjdesi de olabilir Masum'un. Onu da zaten gerçekleştiği zaman ekranlardan size anons edeceğiz. Masum, tüm dostlara çok sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, eline sağlık. Türkiye'deki Sarıyer Kilisesi'nde, Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan saldırıyla Moskova'daki sergi sarayına, etkinlik sarayına yapılan saldırı arasındaki bağı araştırmacı gazeteci Masum Gök'ten dinledik.